Açık beyin dostları hepinize merhabalar. Soruyorumun yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Bazı gelen sorularda şöyle genel bir tema oluyor. Hocam sen bu kadar çok şey anlatıyorsun falan ama öğrendiğin en önemli şey ya da en önemli 3 şey biliyorsunuz üçü beşi biz çok severiz. Böyle sorular çok fazla geliyor. Özellikle 50 yaşımızı yani bu dünyadaki yarım yüzyılı devirdiğimiz şu günlerde İnsan gerçekten ara sıra oturup biraz bunları düşünüyor. Yani gerçekten ben bu kadar yaşadım, bu kadar şey okudum, ettim, gezdim, tozdum. Birçok insanla tanıştım, birçok deneyim edindim ama. Yani bunlardan temel olarak aslında en çok işime yarayacak neler öğrendiğimi düşünüyorsunuz hakikaten. Bir sınıflama yapması zor ama bana böyle sorular geldiğinde ben arada bir oturup düşünüyorum. Gerçekten en önemli üç şey ne olabilir? En önemli şey ne olabilir dedim de biraz zorlanıyorum. Çünkü bir tek bir şeyle bütün hayatı açıklamak çok zor ama 3 sanki böyle hani üçlü masa bacağı gibi güzel bir şey gibi gözüküyor bana. Metafor gibi gözüküyor. Güzel bir rakam. Dolayısıyla ben bu videoda sizlere 50 yaşıma kadar bu hayattan ne öğrendim? Onlardan en önemli 3 tanesini paylaşmaya çalışacağım. Bir tanesi... Biraz geç öğrendim ama ne olursa olsun yani bu dünyada bana olan, benim etrafımda olan, benden uzakta olup da benim haberdar olduğum her ne var ise bunların bir şekilde benimle alakalı olduğunu öğrendim. Alakalı derken sadece kulağıma çalınması ve gözüme gelmesi gibi bir alaka değil bu. Bizzati bunların hepsine dair sorumluluklarım olduğunu ve bunların bana oluş biçiminin benim ne olduğumla çok fazla ilişkisi olduğunu fark ettim. Bu benim hayatımı en fazla değiştiren farkındalıklardan bir tanesi. Tabii ki yüzde yüz içselleştirdiğimi söyleyemeyeceğim ama devamlı olarak bunu kanıksamaya, devamlı olarak dünyaya bu gözlükle bakmaya çalıştıkça işler benim için daha iyi gidiyor. Ben değiştiğim anda, ben tepkilerimi değiştirdiğim anda dünyanın bana olan davranışları değişiyor. Haberlerde izlediğim, benden çok uzakta, benden bağımsız oluyormuş gibi düşündüğüm bir şeyleri dinleme tarzımı ve ona tepki verme tarzımı değiştirdiğimde o meselenin bile sihirli bir şekilde değişmeye başladığını görebiliyorum. Dolayısıyla bu dünyada ne oluyorsa hepsi benim yüzümden oluyor. Hepsi eğer iyi bir şey oluyorsa benim sayemde kötü bir şey oluyorsa da benim yüzümden oluyor. Bir başkasını suçlamayı bırakıp önce ben kendimde neler yapabileceğimi bir araştırmam lazım. O konuya bir bakmam lazım. Yani kendini tanıma dediğimiz meselenin bence en önemli kilitlendiği nokta burası. Kendi önemimizi çok iyi algılayamayacağımız bir kültürde muhtemelen yetiştiriliyoruz. Birçoğumuz bize olan her şeyin dışarıdan geldiğini düşünme eğiliminde. Halbuki aslında hayatın bize oluş biçimi bizim ona tepki verme biçimimizde çok yakından alakalı. İkinci öğrendiğim en önemli şeylerden bir tanesi sıklıkla söylerim açık beynin ana mottosudur derim. Çok da şey yapmamak lazım mottosudur. Ben bunu seviyorum. Biraz insanlara dalga geçiyormuşum ya da tuzu kuru bir insanın ifadesiymiş gibi gözükse bile. Yani bu da geçer yahu diyebildiğimiz bir prensibin Gerçekten ne kadar önemli olduğunu yaşadıkça anlıyorsunuz ve dün aşırı sevindiğiniz ve dünyaları fethedecekmişsiniz gibi size gazlar veren nice başarılarınızın, tırnak içinde söylüyorum bu başarı hikayesine. Ya da sizi kahreden, dünyayı cehenneme çeviren acı, sıkıntı, yokluk, eksiklik ya da özlemlerinizin aslında hiçbirisinin önemli olmadığını yeterince yaşayınca anlıyorsunuz. Daha evvel işte sosyal medyada falan da birkaç kere ifade etmiştim. Geçici bir hayatta hiçbir şeyin kalıcı hasar vermeyeceğini, yani bu geçici hayata dair olan şeylerin size hasar veremeyeceğini anlıyorsunuz. Biraz canınızı acıtabiliyor. Belki biraz sizi sevindiriyor, bir şey yapıyor. Ama sonra geçiyor. Bu dünyada her şey geçiyor. Dolayısıyla şimdi şu anda burada her şeyin geçeceğini biliyorsanız eğer ne fazla sevinmeli ne fazla üzülmelisiniz diye düşünüyorum. Ben kendimde bunu yapmaya çalışıyorum. Kötü bir şey olduğu zaman özellikle çok işe yarıyor. Çünkü biz çoğu zaman o kötü şeyi yaşarken, o kötü deneyimi hissederken, onu duygulara dönüştürürken bu sanki hiç bitmeyecekmiş ila hep böyle devam edecekmiş gibi bir ızdırap zihnine takılıyoruz maalesef. Bunu kendi kendimize yapıyoruz. Halbuki bu düşünceyi biraz oturtturabildiğimizde ben ciddi fiziksel acılar çektiğim dönemlerde de işte o bir kaza geçirdiğim zamanlar dahil olmak üzere bunun çok işe yaradığını gördüm. Hayat bir sürü şey yapar yani hayatınızda bir sürü şey geçer ama bunlar ne olursa olsun sizin nefesiniz devam ettikçe bunların hepsi geçecek. Tek bir gerçek var o değişmiyor o geçici değil o ölüm ne zaman geleceği belli değil. Dolayısıyla oraya kadar hayatta olan her şeyin geçici olduğunu anlamak ve o yüzden de anda çok da şey yapmamak lazım mottosunu mümkün mertebe yaşama aktarmak gerektiğini düşünüyorum. Benim için en önemlisi bu. Ve öğrendiğim üçüncü aslında sıralama olarak üçüncü değil diğerlerinden daha az önemli değil ama hayatın benden çok daha karmaşık bir şey olduğunu öğrendim. Hayatın bizzat kendisi yani canlılık dediğimiz şey artı hayatın tezahürleri mesela sosyal ilişkiler, insanlar arası ilişkiler her bir insanın iç alemi Başta benimki, sonra diğer herkesinki, sizlerinki. Bu evrenin işleyişi, bir taşın toprağın biçimi ne varsa etrafında bunların hepsi benim algımdan, idrakimden ve fehmimden çok daha büyük şeyler. Böyle olunca hani bunu öğrenmenin ne anlamı var? Bunu hani literal olarak düşündüğünde herkes varabilir ama ben bir şeyi biliyorum. Bu böyledir. Bunu herkes bilir. Ya bundan daha kolay ne var? Bunu nasıl göremiyor? Şaşırıyorum falan gibi lafları bırakmaya başlıyorsunuz. Kendi zihninizin ve algınızın ne kadar kısıtlı olduğunu fark etmeye başlıyorsunuz ve bu kısıtlılık içerisinde devamlı olarak bir gelişme, büyüme ve genişleme, inkişaf etme zihninde olmadığınızda kendinize ne büyük eziyet ettiğinizi, kendinizin nasıl bir zindana mahkum ettiğinizi biraz daha iyi anlayabiliyorsunuz. Ben bu üç prensibi mümkün mertebe her sabah kendimi hatırlatmaya çalışıyorum. Özellikle bu sonuncusu canımı sıkan bir şey olduğunda ya da çok peşinde koşup arzuladığım bir şey olduğunda hatta karnım acıktığında değil mi? yemek yiyeceğim zaman bu evrenin benden çok daha büyük olduğunu, canlılığın ve hayatın benden çok daha büyük bir şey olduğunu ve benim sadece onun küçük bir parçası olduğumu idrak edebildiğim zamanlarda o bütün büyüklük, o bütün karmaşa, benden çok yüce olan o varlığı anlayabilen, fehmedebilen ya da en azından anlayabilme potansiyeli taşıyan bir insan olmak gerçekten bana psikolojik olarak çok iyi geliyor. Çünkü büyük bir şeyin içerisinde onu algılayabilecek bir parça olmak insana adeta bu koca evrende bir toz zerresi olmaktan çok annesinin kucağında rahat eden bir işte şefkat dolu bir evdeki bir yavru gibi hissettiriyor. Dolayısıyla o Büyüklüğün kıymetini bilerek onun içinde yaşamak, hayranlığı ve hayreti ihmal etmemek bence en önemli şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla benim şimdiye kadar hisselerim bunlar. Bundan sonra da kaç sene yaşıyorum bilmiyorum ama yeni bir şeyler öğrenirsem onu da elimden geldiğince paylaşmaya çalışırım. Sevgiler. <laughs>